Kurmayı olsa da başvurulmaz. Değil mi? Başvurulmuyor mu onlara? Ayıp mı oluyor başvurulunca? Şimdi olmuyor, olmaz. Olacak deyince kaç buradan belli olur derler. Öyle olacak olmuş olsa, öyle sahip çıkarsın. Hiç kimse de sahip de çıkmadı. Mahallemden olsun, köyümden olsun. Böyle televizyona seyrediyorum. İşte bu şekilde bu nasip. Kimse sana gelsin evlendirelim demedi diye kalktın televizyona geldin. Televizyona geldim, evet. Peki, evliliğin iyi gidiyor muydu senin eşin ölmeden önce? Ben ilk karşım hanımla 48 sene beraber yaşadık. Kendi hanımınla bir tane evlendin. Ha, birinci. Çocuğun oldu mu onlardan? Çocuk, iki kızım, bir oğlum var. Onlar sana demiyorlar mı? Baba gel seni evlendirelim ya da sana bakalım, onlar yardım edelim. Aklına gelmiyor. Aklına gelmiyor. Peki evlenmene kızarlar mı senin? Bize evlenmemize de razılar. Karşı değiller. Kızla mı olsun, oğlanla mı olsun? Buraya geldiğini biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Of. Peki şimdi seni televizyonda görseler kızarlar mı sana niye gittin? Şimdi şöyle bilmiyorlar. Ben şimdi onlara buraya gidiyorum desem, onlar kendi kendilerine kahroluyorlar. Biz bakmıyoruz da bunu memnun edemiyoruz da oralara öyle gidiyor diyerekten kendilerine rahatsız oluyorlar. Ama hanım başka, hanım başka, bir hanım almak başka, kendine eş, çocukların bakması başka. Sen bir kadınla beraber bir karı koca hayatı yaşamak istiyorsun, ona sarılıp uyumak istiyorsun değil mi? Elini tutmak istiyorsun. Tabii. Bir can yoldaşı istiyorsun. Tabii, gayet tabii, iş orada. Ama çocuklar gene diyorum ya, bırakmazlar ama dediğim gibi onları rahatsız etmeyeyim derken gelikine haber vermedim. Ama evlenirsen, evlenirsen sana derler mi ki baba senin malın var, evin var. Evlenince sen ölürsen hanıma kalır, bizim malımız bölüşülür derler mi? Öyle en ufak bir şeyler yok. Demezler yani. Hayır hayır, en ufak bir şey. Kesin mi? Emin misin bundan? Kesin mi? Telefon edebilirsiniz o adama. Hmm. Kızın da bir şey demiyor. Kızlar da öyle. Öyle. Onlar hepsi de birbirinden üzgün. Ben şimdi onlara bir şey diyemem. Allah sorar. Hürmetleri sonsuz. Ama bak şimdi Jenny Hanım var ya, Jenny Hanım biraz sosyetik, anladın mı? Ya sosyetik şimdi anlaştıktan sonra açık bazısı ben onu ayarım, o bana uyar. Böyle bir şey olacak olursa. Jenny Hanım pek uyacak gibi değil sana. Değil mi? Bence değil. Bilmem, seyirciye soralım, uyar mı? Aslında uyar, niye uymasın? Niye? Şöyle bir şey mesela, bu zamana kadar denize doymuşsunuz, doğaya doymuşsunuz. Bundan sonra bir hayat arkadaşı, can yoldaşı istediğinizi biliyorum. Mesela yazdan yaza gidebilirsin. 3 ay, 5 ay, 1 ay kalabilirsiniz yazdığınızda. Böyle bir şey düşünmez misiniz? Ya şimdi yazın bizim evde dururuz. Kışın onun orada dururuz. Olur ben şöyle. Ben doğanın içinde yaşıyorum. Ağaçların içinde, yemyeşil her taraf ve deniz önü. Ben hayatımda çok bunalımlar geçirdim. Hayatımı siz dinlediniz. Oraya gittikten sonra benim bütün moralim düzeldi. Ve ben çok sağlıklıyım ve mutluyum. Ben orayı bırakırsam güm. Peki, Jenny Hanım biraz dekolte falan giyinir, açık giyinir. Ne yapacaksın onu Kütahya'da sen konumla konuşunda? Biraz o idare edecek, biraz da ben idare edeceğim. Bu işle bu şekilde anlaşmalı olursa, bu işte gül biter. Peki sen eşini evlendikten sonra, öldükten sonra hiç evlilik yaptın mı arada bir daha biriyle? Evlilik yaptım. Ah, bir nikahlı. Nikahlı, bir arkadaşın tavsiyesiyle birinin anlaştık. Onu niye anlatmıyorsun? O 5 ay falan anca durabildik yani. Ha, onu saymadın 5 ay olunca. 5 ay oldu, ondan ayrıldık yani. Peki onunla niye duramadın? Anlaşamadık, anlaşamayınca. Ne, yani ne oldu da anlaşamadın? Ya şimdi birincisi yalan söylüyor. Yalan söylüyor. He. Ne de yalan söyledi? Mesela hangi yalanını yani, yakaladın da sinirlendin? Her şeyleri var yani bunun yalanını. Sonra uzun lafın kısası. Ben onu annesine gönderdikten sonra, oğlu var Almanya'da. Annemle görüşmek istiyorum dedi. Evet. Ben dedim ki annen memleketinizde. Hayrola dedi. Anlattım durumu. Oğlu dedi ki ah amca dedi, sen açıkta evvelden benimle tanışaydın. Ben annemle seni birleştirmezdim dedi. Oğlu söylüyor bunu Almanya'da. Neymiş annesinin kötülüğü, kötü huyu ya, peki? Gel, onlar fazla ayrıntıya girmedim oğlanla. Sonra başkaları da memleketlerinde de söylediler. Bana çok ortada bir şey söyle. Başkalarını boş ver, başkalarından duyduğunu. Sana
karın ne yaptı da sen bu evliliği bıraktın? Ne gibi şeyler vardı? Yani tek tek anlat, böyle çok başkalarını bırak. Sana ters gelen neyi vardı? Karı şimdi 40 sene Almanya'da kalmış. Hanım. 30 sene yalnız yaşamış, bekar yaşamış. Tamam. 40 sene Almanya'da yaşamış, şimdi kirada duruyor. Tamam. Başını sokacak bir yeri yok. Aldığı aile har vurmuş, harman savurmuş. Şimdi savursun, seninle evlenmiş şimdi. Ondan sonra ne oldu? Onu aile, aylığı da aynısını yapmak istiyor. Ya acık şöyle idare eden bir şey yapan dedin mi? Olmuyor. Savurgan geldi sana para durumu yani. Senin evet. Paraları yemek mi istedi elindeki paraları? Kim, benim param var. Benim zaten kendime yetiyor. Kendisi eli alışmış. Onun için illaki bitirecek parayı. Sende para yok mu normalde bankada falan? Hanım onları mı yemek istedi yani? Bankada param yok şimdi, yalan söylemeyeyim. Tamam. Kendim, şimdi kimseye borcum yok. Hesabımı bilen birisiyim. Hesapladım atıyorum. Allah'a çok şükür. Hiç kimse daha şu güne kadar bana borcumu ödemiş değildir. Sen maaşını alıyorsun, kendi evinde oturuyorsun, geçiniyorsun. Tabii. Hanım geldiği zaman ne dedi sana? Eşya alalım, elbise alayım, gezmeye gidelim falan mı dedi? Para ya, niye yetmedi? Zaten o kendisi alışmış diyorum ya. Heh. Sabahtan çarşıya beraber gidiyoruz. Hı. Öğle kadar çarşıda geziyoruz. Gezdikten sonra eve geldik mi ne yiyeceğiz diyor. Ne yiyeceğiz mi diyor sana? Evde kadın pişirmezse. Ha. Adam kadıya ne yedirsin? Ne yiyeceğiz diyor. Sen yap ben yiyeyim demiş sana. Peki senin çocukların onu kabul etti mi? Kabul ettiler canım. Kabul ona iyi davrandı mı çocukların? Saygılı davrandı mı? Saygılı davrandılar. Davrandılar şimdi. Davrandılar desem Allah sonra. Sonra oğlan yüzüne dedi. Bak dedi babam memnun değil müddetçe annemsin dedi. Kendisine. Fakat sonra sen ona ne dedin? Sonra baktım gördüm olmuyor. Onlaşamayacağız. Ben dedim ki ne ihtiyarlar ne demişler biliyor musun dedim. Ne demişler dedi. Zararın neresinden dönersen kar demişler. Biz ayrılalım dedi. Biz de seni dedim hedefe ulaşamayacağımıza göre. Kadın kabul etti mi anlaşmayı, ayrılmayı? İlkin anlaşma olmaz dedi. Özür diliyorum dedi. Hı. Ben özürü yok dedim. Bugüne kadar 5 aydır tamam. Bundan sonra sen kendi kafana göre yaşa. Ben de kendi kafama göre yaşayayım. O kaç yaşındaydı evlendiği için? 73 yaşındaydı. Hmm. 70 öyle doğru 73 yaşındaydı. O da bayağı yaşındaydı aslında. 73 yaşındaydı. Ben de işte 2 sene önce 77 evet. Falandı. Anladım. Peki ona bir duygun var mıydı? Aşık maşık olmuş muydun görünce? Ya şimdi... Aşka inanır mısın işle, sen? Bu işler nasıl olur biliyor musun? Heh. İnsan sevmek ister. Yalnız ben birinin mesela kalbine sevgiyi korsam oradan alması kolay olur. O benim kalbime sevgiyi koymadı. Benden beklediği sevgiyi koymadığı için benden de bir şey alamadı. Ben kendisine dedim bunu. Sen bunu yapamıyorsun, sen olmuyor dedim. Öyle deyince bir şey demiyor. Yani sen aşka inanan bir adam mısın? Bu yaşta aşka inanıyor musun? Ya insan aşık olmasa yaşayamaz zaten. Ay aferin sana vallahi bu yaşta bunu söylediğin için. Şimdi zaten aşk olmasa sevgi olmaz. Sevgi olmasa saygı olmaz. Duygusal biri misindir? Romantizm falan anlar mı? Sevgi saygı hepsi bir işidir bundan. Romantizmden falan bir ya, şey. Romantikler falan biz eskiden 75 yaşımızda pek onları aklımı vermez. Ben ilkokul 3'e kadar okudum. Ay canım benim ya. Bizim, bir çiçek miçek alıp getirir miydin bizim kadına? Bizim eğitmenimiz savaş tepeye gitti de 3 ay kurs gördü bize eğitmenlik yaptı. Biz onun talebesiyiz. Biz Romanya'da falan Romanya'yla falan işi yok onun. Şimdi ben sana desem ki senin burcun ne? Bak burada ne güzel astroloğumuz var desem o ne diyeceksin bana değil mi? Ya, burcum falan ben bir şey diyemeyeceğim. Ay. Diyorum ben de işte bak. Sonra biz köy çocuğuyuz. Köyde yaşadık. Garip büyüdük. Sonra şehire geldik. Nasılsa işte şehirde şimdi öyle emek falan olduk. İyi şöyle Allah çok şükür. Peki Cenim, senin söyleyeceğin bir şey var mı? Yok benim söyleyeceğim bir şey. Seyircimin söyleyeceği bir şey var mı? Yine de bir paravanı açıp da bir görseydin. Belki fikriniz değişebilirdi. Görmekte zarar olmaz. Bu arada Pervin senin yani, söyleyeceğin bir şey var mı? O kadar yoldan gelmiş ben paravanı açma demem mümkün değil. Tamam. Pervin ne diyecek size? Ahmet Bey'in çok güzel bir enerjisi var. Çok yaşam dolusunuz. Çok güleç bir yüzünüz var. Harika bir enerjiniz var. Ama bir araya geldiğinizde konuşacak ortak bir konu bile bulabileceğinizden şüpheliyim. Yine hayata çok... Aynen.
Aynen. O yüzden dedim Jenny biraz sana ters olacak. Biraz hani Jenny'ye biraz daha entelektüel evet. bir aday olursa çok daha uygun olur. Bak şimdi bir de Pervin diyor ki ilkokul 3'te ayrıldım yazık ben ne bilirim diyor. Olabilir evet. ama Jenny 4 tane lisan biliyor i̇şte, düşünsene. Onu demeye 4 tane gavurca öğrenmiş anladın her şey yeri geldi mi lazım olur. Her şey yeri geldi mi? Her şey yerine kullanırsan lazım olur, lazım olur. 4 tane insan demektir. 4 tane değil bile. Evet, doğru. 4 tane insan evet. demek. Evet. Doğru. Aslında çok aydın. Sen Ahmet amca, sen aslında çok aydın bir adamsın. Evet. Gerçekten. Öyle biz yani. Seni çok sevdik. Yüzündeki sağ ışığı ol, da çok sevdik, ederim. Değil mi? Vücut dilin ne kadar bence ben de öğrendim sıcacık, senden. Sıcacık. Çok dürüst olduğunu gösteriyor. Bizim içgüdüsel düşüncemiz sana çok dürüst. Allah razı olsun. Çok beyefendisin ama talibin yani şey talip olduğun hanım gerçekten o bir uçta sen bir uçtasın evet. ha o da çok iyi bir hanımefendi ama uyumunuz yok. Sizce Selçuk Bey de bir şey söyleyecek. Ben söylemek siz... istiyorum. Jenny Hanım'ı burada zaten gelince hepimiz çok sevdik hep beraber. Evet. Stüdyo olarak. Ahmet abiyi de görünce nurlu yüzlü bir evet. amcamız, çok, evet. abimiz. Şimdi o da çok uçlarda çok iyi bir insan. O da çok iyi bir insan. Ama şimdi bir koşu vardır biliyor musunuz? Hani biri 100 metre koşar, biri 10 bin metre koşar. Yani kulvarlarınız çok farklı. Yaşam tarzınız çok farklı. Birbirinize uyacağınızı hiç zannetmiyorum. Teşekkür çünkü ederim. Çünkü iki laf konuşacak, arada ortak konuşacak bir şeyiniz yok. Hani biriniz siyaset mi konuşur, biriniz tabiattan konuşur. Yani ortak konuşacak bir noktanız yok sizin. Ben öyle şimdi görüyorum. Şimdi sen teşekkür ederim. Ben şunu söyleyeceğim. Bu işler nasip meselesi. Evet. Bir. İkincisi... İki gönül biri olursa dağdaş yol olur derler. Ama işte bak yanlış tamam doğru da Liliana. İki gönül biri olursa olur da heh. Onun gönlü kat değil gönlü olmadığı olmaz. Zaman bende zorlan göçü olmaz. Tabii. Zorlan güzellik de olmaz. Zorla değil yani heh. Zorla zaten tamam da. Olmaz da bir akım olması gerekiyor önce. O akım Jenny de tamam. sana yok yanlış anlama katliyen seni. Rica ederim. Ayrı mesela burada o kadar çok daha farklı teyzelerimiz vardı ki şu ha. anda değil mi? Evet. Şu anda burada olmayan. Onlarla sen o kadar uyumlu olursun çok. Ki. Ben aslında ne derim biliyor musun? %1500 Jenny hayır diyecek ama eğer sen burada kalmak istersen bize yine gelip gitmek, bizden evlenmek istersen sana çok fazla aday gelecek. Ben bundan eminim ama uygun aday gelecek. Teşekkür ederim. Şimdi ben buraya geldik. Bu iş nasip meselesi dedim. Hayırlıysa ikimiz tarafından da o olsun. Ama böyle iş hayırsız olup da böyle birbirine asılacak oldu mu bu işin zaten hayır olmaz. İp kopağı koptuğu zaman da eklenmez. Sen i̇şte hacı maca da mı gittin acaba? Efendim? Hacı maca gittin mi sen? Gittim evet. Tabii. Belli. Şimdi neden diyorum biliyor musun? Sen doğal olarak haca gitmişsin falan. Eşinin de artık hani denize başı gireceğim kapalı. Diyor. Başı kapalı olmasını istersin değil mi? Bak evet. Kadıncağız diyor ben bikini giyiyorum denize giriyorum. Nasıl olacak bir hacının yanında bikini giyiyorum? Ben zaten yaşıma yani. Uygun dedim. Ha? Ben yaşıma uygun dedim. Biz kendi aramızda böyle bir şey anlaşabilirsek olur diyerekten ben bu fikirle geldim. Doğru. O yüzden Binnur Hanım sana bir şey sormak istemedim. Yani ben ama de yine de bir fikrini bir şeyler ver. Söylemek istedim. Buyur. Şimdi beyefendinin böyle bakıldığında çok temiz, çok yalın, güzel bir yüzü olan, kalbi yüzüne vurmuş bir insan Ahmet Bey. Yani o kadar belirgin ki ben su grubundan tahmin düşünüyorum kendisini. Evet. Ama o su şimdi grubu bile, olarak. Fakat mi? İsmi A'la başladığı için biraz uç noktalarda ve kendi ananevi geleneklerine bağlı bir insan. Bu tarzını değiştirmesi mümkün değil. Aralarında sürekli baktım bir uyum yakalar mıyım diye. Taviz verecek birine benzemiyor. Çünkü A harfi var adında ve su grubu görüntüleri olduğu için hanımla ikisini uyumlu görmedim. Ha hanım belki diyebilir ki ben ay ne olursa olsun hayat eşimi buldum. Hayatımda bana bir arkadaşım olsun dese ona biz karışamayız tabii ama biz yine de diyebilir ilk hala. Bakışta ben uyumluluk göremedim. Hala Jenny Hanım yani biz, evet. biz kendi fikrimizi söyledik ama siz evet. yine kendi fikrinizi söyleyeceksiniz muhakkak açıldığınız ben zaman. Bir kere, dakikada herkes kendi pozisyonunu o kadar net ortaya koydu ki biri dedi ki ben Bodrum'dayım burada kalacağım diğer taraf dedi ki ben